Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yine çok kolay bir modelim var. Yine bir takipçimin isteği üzerine basit bir model. Yine şallarda, hırkalarda, bluzlarda, yeleklerde kullanabilirsiniz. Şimdi bir miktar zincir çekerek başlıyorum ben. Siz ne örecekseniz ona göre tabii ki zincir çekmeniz lazım. Boyutunu ona göre ayarlamanız lazım. Şöyle bir miktar çekiyorum, dönüyorum. Evet, şöyle şu kadar yeterli. Çok kolay, çok basit bir model. Zinciri istediğiniz uzunlukta çekin. Hatta biraz fazla çekebilirsiniz. Şimdi üzerine kuracağız deseni. Zinciriniz bittikten sonra bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekelim. 7 zincir tam burada parmağımı koymuştum. 8. zincire bir sık iğne ile başlıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp bir zincir atlayıp bir sonraki zincire bir tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir zincir atlıyoruz. Bir sonraki zincire bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane trabzan, bir tane sık iğne olarak gidecek. 2 zincir çekiyoruz, bir doluyoruz, bir tane atlayıp bir sonrakine bir trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyoruz, bir zincir atlıyoruz, bir sonrakine bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, bir zincir atlıyoruz, bir sonrakine bir trabzan. Yine 2 zincir, bir zincir atlıyorum, bir sonrakine bir sık iğne, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan şeklinde gidiyor. Aralarda da hep iki tane zincirimiz var. Bir atlıyoruz, bir sonrakine bir trabzan. Tekrar iki zincir, bir zincir atlıyorum, bir sonrakine bir sık iğne. İki zincir, bir doladım, bir atladım. Bir sonrakine bir trabzan. Yine 2 zincir, bir atladım, bir sonrakine bir sık iğne. Zincir boyunca komple bu işlemi yapıyoruz. Şöyle. Bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan. Aralarda 2 tane zincir var. Ve alttaki zincirden de her defasında bir tanesini atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. 2 zincir. 1, 2. Şimdi bir trabzan. 2 zincir. 1 atladım. Bir sonrakine bir sık iğne. 2 zincir. 1 atladım. Bir sonrakine bir trabzan. 1 atladım. Bir sık iğne. 1 atladım. Bir trabzan. 2 zincir, bir atladım, bir sık iğne. 2 zincir, bir atladım, bir trabzan. Sona geldiğimizde bir trabzanla bitirmemiz lazım. 2 zincir, bir atladım, bir sık iğne. 2 zincir, bir atladım, bir sık iğne. Pardon, bir trabzan. Evet. Böyle sıra sonuna kadar geldik. Şimdi buradan 6 tane zincir çekerek dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyoruz. Tığımızı bir kez doluyoruz. Sadece trabzanların üzerine batıyoruz. Bakın sık iğnelere değil. Trabzanın üzerine bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Sık iğneyi atlıyorum. Buradaki trabzanın üzerine bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Sık iğneyi atlıyorum. Bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar sık iğneyi atlıyoruz. Bir trabzan. Bir sırada komple böyle yapıyoruz. Yani bir sıramız böyle boşluklardan oluşup bir sıramız da zincirin üzerine kurduğumuz deseni örüyoruz. Evet, 3 zincir, 1 trabzan.
3 zincir, 1 trabzan. 3 zincir, 1 tane trabzan. Sona kadar böyle boşluklar yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Sadece trabzanların üzerinde trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir sona geldim. Burada da şöyle bir 2 zincir kalacak. 3. zincire batarak bir tane trabzan yapacağız. Şimdi tekrar şu altta yaptığımızı tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 5 de çekerseniz yeterli olur. Gerdirme olmasın kenarda diye bir zincir fazla çekiyorum. Şimdi zincire yaptığımızın aynısını boşluklara yapıyoruz. Boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Boşluğun üzerine bir sık iğne. 2 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın üzerine bir trabzan. 2 tane zincir, boşluğa bir sık iğne. 2 tane zincir ve bir trabzan yapıyoruz. İki zincir, boşluğa bir sık iğne. 2 zincir, trabzanın üzerine bir trabzan. Yine sıranın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 2 sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Bir sırası böyle devam ediyor. Bir sırası da boşluk yapıyoruz. Evet. Geliyorum şimdi sona kadar. Evet, sona geldi. Bakın. Burada yine boşluğa bir sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Şuradan 1, 2, 3 sayıyoruz. 3. zincire batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi tekrar aynı şekilde boşlukları tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bir kez doladım. Trabzanın üzerine atlıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Trabzanın üzerine atlıyorum. Bir trabzan. 1, 2, 3. Tekrar. Bir trabzan. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde boşluk yaparak devam ediyoruz şimdi. Evet, sona geldim yine bakın. 3 tane zincir çektim. Sondan şuradan 1, 2, 3 sayıyorum. 3. zincire yine bir tane trabzan. Evet, yine boşluklarımızı yapıyoruz. Boşlukların üzerine aynı şekilde dönüyoruz. 6 zincir çekerek. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi küçük bir parçada göstermek için sizlere bunu yaptım. Şöyle sarı bir renkten ben bu modeli çalıştım zaten. En azından şöyle daha net görünüyor. Bakın nasıl göründüğünü buradan bakın. Bir de üzerine şöyle bir desen koydum. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Bu şekilde örerek bluzlar, yelekler, şallar, farklı ipler kullanabilirsiniz tabii ki. Benim bu ördüğüm ipin markası Etrafulli Jeans diye geçiyor. İkisi de aynı. Sarısı da güzel. Bebek yünü aslında bunlar sanıyorum. %55 pamuk, %55 koton diye geçiyor. Evet. Güzel bir ip. Tavsiye ederim. Bluzlar için, hırkalar için, bebek modeller için, şallar için de kullanılabilir. Evet, şimdi böyle şuraya kadar örmüştüm ben bunu. Şu deseni koymak zorunda değilsiniz tabii ki. Bu tamamen bana özgü bir şey. Ara ara böyle çizgiler koymak için yaptım. Şimdi onu nasıl yaptığımı da göstereyim.
bej rengi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Boşlukları yapıyorum arkadaşlar bunu. Şöyle şu boşluktan önce ipimi sabitliyorum. En baştakinden iki tane zincir çekiyorum. Sonra sıradaki şu tırabzanın üzerine geliyorum, bir sık iğne yapıyorum. İki tane zincir bu tırabzanın üzerine böyle yatay örerek bir, iki tane de tırabzan yapıyorum. İki zincir çektim, iki tırabzan, üç tırabzan oldu. Geliyoruz sıradaki boşluğa, alttan doğru girerek bir sık iğne, iki zincir, aynı tırabzana bakın. Şöyle tutarsanız daha rahat olur. İki tane tırabzan yapıyorum. Bu kadar. Sonra diğerine geçiyorum. Zincir yok, zincir çekmiyorum arada. İki tırabzan boyutu yeterli oluyor. Giriyorum bir sık iğne, iki zincir, bir, ikili tırabzan yapıyorum burada. İkili tırabzan şöyle baktığınızda tam bakın denk geliyor. Yetişmezse üçlü tırabzan da yapabilirsiniz. Hani boşluklarınız farklı olur, ipiniz farklı olur, büyük olur. O zaman dediğim gibi üçlü tırabzan yaparak da ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Buradan yatay olarak tırabzanların üzerine geçiyorum. İki tırabzan, bir sonrakine geçiyorum. İki zincir, iki tırabzan, bir sonrakine geçiyorum. İki zincir, bir, iki tırabzan. Bunu böyle ara ara koymayı düşünüyorum burada. O yüzden böyle bir şey yaptım. Yani her sıraya da koyabilirsiniz. Ara ara koyabilirsiniz. Farklı renklerde sıra sıra yapabilirsiniz. Evet. Şöyle yukarı doğru bakıyor bunlar. Böyle gidiyoruz. Sonra buradan dönüyoruz. İpimizi hiç kesmeden buradaki boşlukları yapıyoruz. O zaman tırabzanlar biri üste doğru bakıyor, biri alta doğru bakıyor. O şekilde tamamlıyoruz. Şimdi geliyorum sona kadar. Evet. Sona kadar geldim. Bakın. Şimdi en son 3 tane tırabzanı yaptıktan sonra sondaki tırabzana yine şöyle bağlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir üstteki yuvaya giriyorum. İki de çekebilirsiniz. Tamamen dediğim gibi buralar önemli değil. Bir, iki zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa doğru her bir tırabzanın üzerine yine aynı şekilde tırabzan yaparak devam edeceğim. Sarı ipimi kesmedim bu arada, örmeye devam edeceğim diye. Sıradaki tırabzan yuvasına yine giriyoruz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. İki zincir çekiyoruz. İki tane tırabzan. Geliyoruz bir sonraki tırabzana. Birleştirdik. İki zincir. İki tane tırabzan. Geliyoruz. Şuraya giriyoruz. Şöyle ipimiz bu tarafta olacak. İki zincir, bir, iki tırabzan. Bir sonrakine giriyorum. İki zincir, bir, iki tırabzan. Diğerine girdim. Burada da tırabzanlar aşağıya doğru bakıyor. Da birleştirelim. Bu sırada yukarı bakıyor. Bu sırayı yaparken de aşağı bakıyor. Böyle bu şekilde. Bakın şurada hafif bir gerdim. Şimdi şunu geçerken
zincirimize dikkat edelim. Çektiğimiz zincire. Bu şekilde arkadaşlar. Burası gösterdiğim şekilde hep aynı devam ediyor. Hep aynı şekilde örüyoruz. Bakın burada da yine sarıdan göstereyim. Bir sıra, bir sık iğne, bir trabzan yaparak ilerliyoruz. Sonra 6 zincir çektim. Sadece trabzanların tepesine batarak trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyoruz. Burası istediğimiz boyuta gelinceye kadar ne örüyorsak aynı şekilde ilerliyor. Aşağıda gösterdiğim deseni koymayabilirsiniz de. Arzunuza göre, nasıl hoşunuza giderse ona göre yapabilirsiniz. Boşluklardan sonra yine dönüyoruz 6 zincirle. Buraya bir sık iğne, trabzanın üzerine bir trabzan. Trabzanlar hep aynı sırada gidiyor. Bakın sık iğneler de aynı sırada gidiyor. Arkadan da böyle görünüyor. Arkadan bu şekilde, bakın burası da farklı bir desen gibi görünüyor. İstediğiniz tarafını da kullanabilirsiniz tabii ki. Burası da bu şekilde. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok kolay, basit bir model. Her modeli de uygulanabilir diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere daha güzel modellerde. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.